Selamlar arkadaşlar, Mühürler ve Dengelere hoş geldiniz. Bugün inceleme radarımızda Avatar'ın ikinci filmi olan Avatar The Way of Water, yani Avatar Suyun Yolu filmini spoilersız bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle şunları söylemek istiyorum. Her film sizi hikaye ve konsept noktasında ters köşe yapacak diye bir şey yok. Bazı filmler kişiyi hikaye örgüsüyle etkilerken, kimisi ise evrenindeki derinlikle izleyiciyi büyüleyebilir. Avatar ise benim için dünyasındaki detayları ve derinliğiyle beni etkileyen bir yapım olmuştur. İkinci filmden de bu yüzden tam olarak beklentim buydu. Beni etkileyebilecek kadar güçlü bir dünya. İlk film bunu bana giriş olarak sunarken, ikinci film tam olarak bu içeriği ikiye, belki de üçe katlayarak bana sundu. Bir, izleyici olarak karakterlerin film boyunca aldıkları kararlar ve bu kararların sebebini hissedebilmenizi sağlıyor. O karakterler bir yerlere giderken onlarla aynı duyguları paylaşıyorsunuz. Film sizi bu derece içine alabiliyor. Peki, bu kadar kaliteli bir şekilde bu filmin içine girebilmenize olanak sağlayan unsurlar ne? Gelin beraber bir de bunlara bakalım. Öncelikle filmin harika görselleri var. İlk filmden bile daha büyük ayrıntılarla işlenmiş bu film. Ancak sadece iyi hazırlanmış görseller sizi dünyaya tamamen almaya yetmez. Bu görüntüleri sizin aklınıza eğdirilebilecek çekimsel teknikler, açılar ve benzeri unsurlar da oldukça önemlidir. Bazen bir dizi veya izlediğiniz bir filmde karakterler oldukça saçma açılarla çekilirler veya sürekli aynı açılar tekrar tekrar kullanılır. Ve bu da sizi rahatsız etmeye başlar. Amazon'un yaptığı Rings of Power'da olduğu gibi. Bu filmde bu tarz hatalara ve tekrarlara kesinlikle yer verilmemiş. Film tamamen size her türlü duyguyu en iyi verebilecek açılarla çekilmiş. Tüm bu bahsettiğim olay inanılmaz bir görsellik ile birleştiğinde karşınıza ciddi manada hayranlık uyandırıcı birçok detay ve dünya kesitlerini karşımıza sunuyor. Şimdi size tek tek filmin replikleri, şunları bunları harika diye anlatarak kafanızı şişirmeyeceğim. Karşımızda ciddi manada aşk ile yapılmış bir yapım var ve bu yapım samimiyetini size film karşısında harika bir şekilde aktarabilmeyi başarmış. Filmin başından sonuna kadarki olan tüm aksiyon sahneleri ciddi manada üzerine epey uğraşılmış. Gereksiz hiçbir aksiyona ve gereksiz hiçbir duygusallığa girmemiş Avatar 2. Filmin uzun olmasından kaynaklı sıkıcı olabileceğini düşünen kişiler olabilir belki. Benim de filme gitmeden önce o konuya bir derece takıntım vardı. Acaba sıkılacak mıyım? Karşımda sadece aksiyondan oluşan bir filmi bulacağım. 3D sahneler eski film kadar etkileyici olabilecek mi? Bu gördüğümüz evrenin detaylarına ne kadar inecekler ve ben film boyunca ne yiyeceğim? Arkadaşlar, sonuç olarak uzun bir film ve filmlerin tadı da atıştırmalıklarla çıkıyor biliyorsunuz. Önemsiz bir detay değil yani. Şimdi sorularımıza hızlıca geri dönelim. Film uzunluğu kesinlikle sizi sıkmıyor. Aksine ben bu filmi izlerken biraz daha uzun olsa bile olurmuş diye içimden geçirdiğim birkaç kısım olmadı değil. Bu noktada filmin çıkacağı Blu-ray versiyonunda da içinde ek sahneler göreceğimizi umutta ediyorum. Bu dediğimden de sakın şunu çıkarmayın arkadaşlar. Adamlar 3 saat film çekmiş ama buna rağmen eksik kalmış. Kalmamış arkadaşlar. Sadece bir kısım yerleri pekiştirmek ve keyif sürecini artırabilmek adına iyi olabilirmiş gibi bir düşünceden ibaret bu. Gelelim diğer soruya. Bu film sadece aksiyondan mı ibaret? Avatar 2 Suyun Yolu, film sürecinin başından sonuna kadar türlü aksiyon sahneleriyle dolu bir film. Gerek ilk filmde savaşılan şeylerin kırıntılarının hala takip etmesi, gerekse de gidilecek yeni yerlerdeki vahşi yaşam koşulları olsun, filme gerçekten yüksek bir tempo katmış. Ancak bu filmi sadece aksiyondan ibaret görürsek büyük bir yanılgıya düşeriz. Çünkü filmde aksiyon kadar çevredeki yaşam koşulları ve yeni canlılar, yeni canlıların hareket şekli, hatta düşüncelerine kadar film bize aktarıyor bunları. Kimi zaman filmi izlerken kendimi bir belgesel izliyormuş gibi bulduğum anlar bile oldu. Ciddi manada Pandora'yı bize taşıyla toprağıyla, daha çok da suyu ile hissetmemizi sağlamışlar. Tüm bu kadar şey gerçekleşirken de ana karakter ve ailesini de işlemeyi eksik bırakmamışlar. Ben bu filmi ilk filmiyle kıyaslasam rahatlıkla şunu söyleyebilirdim. İlk filme nazaran karşımızda çok daha
dolu dolu işlenmiş bir Pandora evreni var. Ve bu işleniş üslubu filme büyük bir renk katmış. İlk filmde Pandora ve avatarları ilk defa görmüş olduğumuzdan ağzımızda ayrı bir tat kalmıştı. Ancak artık bu bir devam filmi olduğundan bu tadı bulamayacağımızı insanların anlaması lazım. Bu bana eksi bir yönmüş gibi gelmiyor. Bu yüzden ikinci filmi, ya o ilk filmin tadı yok şeklinde bir eleştiriyi doğru bulmadığımı belirtmek isterim. İlk film güzel bir sürprizdi ve artık o sürprizin devamını izliyoruz. Yani karşımızda bir sürpriz yok. Bundan sonrasında evreni gitgide daha detaylarıyla göreceğimiz diğer filmleri bekliyor olacağımızı düşünmek yanlış olmaz sanırım. Eğer bu videoyu izleyenler arasında şöyle bir tayfa varsa, abi ilk film gibi değilmiş, ben bunu bir internete düştüğünde izleyeceğim, hemen kalk ve gidip bu filmi sinemada izle. Çünkü sinemada alacağın o deneyimi kesinlikle bilgisayar başında alamazsın. Tabii VR başlığın ve elinde Avatar 2'nin 3D film DVD'si yoksa. Filme gitmeye kesinlikle değer. Biliyorum sinema biletleri çok pahalı. Ben de gitmeden önce çok düşündüm. Zaten bu videonun geç gelmesi de tamamen bu yüzden oldu. Kafanızı kurcalayan bir sürü şey var ama bu filme gerçekten verilen para her kuruşuna değiyor diyebilirim. Ben film atıştırmalıklarına da epey para harcadım ancak filmi izlerken o kadar sürüklendim ki film bittiğinde atıştırmalıklarımın büyük bir çoğunluğu hala daha duruyordu. Film beni o kadar çok içine almıştı ki aldıklarımı yemeği unutmuşum. Özetle, Avatar, suyun yolu. Kesinlikle sinemada izlemeye değecek bir film. Sakın kaçırmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın.